Motorcu muhabbetinden merhaba. Uzun bir süredir konuşmak istediğim bir konuyu bugün açıyorum size. Tabi bu egzozu takmamın da büyük bir etkisi oldu bu videoyu çekmem bakımından. Sesli egzoz hayat kurtarır mı? Şimdi sesli egzozu ben kimseye ilk yardım yaparken ya da suni teneffüs yaparken görmedim. Ama bizim bugün konuşacağımız konu motoru üstündeki sesli egzozun hayat kurtarıp kurtarmayacağı trafikte. Şimdi trafikte bildiğiniz üzere biz motor sürücüleri ve araç sürücüleri bulunmakta. Bu sürücülerin de bazı duyuları var. Bu duyulardan biri görme, diğeri duyulardan biri duyma, yani seslere karşı bir tepki gösterme, koklama ve hissetme. Şimdi koklama ve hissetme bu işin dışında kalıyor çünkü trafikteyiz. Gördüğümüz ve duyduğumuz şeylere tepki verebiliyoruz. İlk önce gördüğümüz şeylere tepki veriyoruz çünkü gözümüzün önünde oluyor. Bir aracın bizi görme şansı çok önündeysek çok yüksek oluyor. Sesimizi almadan önce görüyor. Ama önündeysek bile görmeme şansı oluyor. Çünkü bildiğiniz üzere araçların bizim gibi geniş açıları yok. Bize göre biraz daha dar açıya sahipler. Çünkü biz sağa sola baktığımızda en küçük bir kafa hareketimizde en az 90 derecelik bir artış olabiliyor görüş açımızda, ama onlarda öyle değil. Bir ön camları var, bir de aynaları var. Bunun dışında başka bir şey göremiyorlar. Şimdi trafikte arkadaşların, araç sürücülerinin %40'ının neredeyse ayna kullanmadığını düşünürsek bir tek ön camları kalıyor. Ön camların da önünde, görüşlerinin önünde en azından direksiyonları var, göstergeleri var ve aracın şasisinin 2 tane kolon parçası bulunmakta. Yani baya küçük bir şey görüyorlar. Bu durumda da motorcuların söylediği şey, bari sesli dolaşalım ki sesimizi duysunlar. Çünkü bildiğiniz üzere ses, motosiklet sürücüyseniz görüntünüzden önde seyahat ediyor. Yani bir insan sizi görmeden sesinizi duyabiliyor. Bu sayede de hayatınızın kurtulduğunu iddia ediyorlar. Tartışılır. Niye tartışılır? Şu sebeple tartışılır. Her durumda egzoz hayat kurtarmaz. Öldürecek mi? Yok. Hangi durumlarda kurtarır? Dikkatsizdir. Ne bileyim, telefonuyla oynuyordur, arkadaşıyla konuşuyordur, bir şey yapıyordur. Ses bir uyaran olarak insanın kulağına ulaşıp etrafta bir motor olduğu gerçeğini uyandırabilir. Ve ona göre bir hareket yapabilir. İstemli ya da istemsiz. İstemsiz yaptığı hareketler refleks olarak geçiyor. Şimdi refleks, kötü refleks de olabilir. O tamamen duruma bağlı. Hani bayan sürücüdür, yeni sürücüdür ya da erkek sürücüdür, yeni sürücüdür. Biraz heyecanlıdır. O sizin hatta sesini duyduğunda sağa sola saçma sapan direksiyon kırmaları yapabiliyor. Bu da tabii trafik içinde pek hoş olmuyor yani. Tehlike yaratabiliyor. Ama onun dışında normal verdiği kararlarda, "Aa evet, sağımda motor geliyor, ben buna biraz yol vereyim" deme oranı %50 aslında. Çünkü dememe oranı bile çok yüksek olabiliyor. Yani illaki başınıza gelmiştir motor sürücüsüyseniz. Adamın aynasında duruyorsunuz. Yani aynalar birbirine değiyor. Adamla böyle göz gözesiniz ama hiç kenara çekilmek gibi bir şey yok. Aman diye şimdi direksiyonu çevireceğim de gaza basacağım da falan da filan da, aman diye boşver böyle şeyler, gereksiz şeyler deyip sizi bir kenara atıveriyor. Yani böyle şeylerin olduğu bir trafikte siz işte sesimi duydu, kenara çekildi, sağ olsun yapamıyorsunuz. Ama en küçüğünden bir farkındalık yaratabiliyorsunuz. Bu da bazı durumlarda hayatınızı gerçekten kurtarıyor. Şimdi ilk önce söylemem gereken bir şey var aslında. Bunu söylemeyi unuttum. Ben çok bağıran egzozlara karşıyım arkadaş. Yani performans egzozudur. Tamam, biraz ses çıkarır, hoştur. Sesi de güzel. Yani güzel derken böyle boğazdan sökülen egzozlar var. Hani boğazdan boğaza ses versin diye. Fatih Sultan Mehmet'ten gaza basıyor, Boğaz Köprüsü'nden duyuyorlar. Bu pek hoş değil ya. Yani insanlar, kulaklarını öldürüyorsunuz siz kendi hayatınızı kurtaracağız derken. Kulak sinirlerini parçalıyorsunuz. İnsanlar da rahatsız olabiliyor bundan. Haklarıdır. O konuda benim düşüncem bu yönde. Yani fazla bağıran egzoz pek hoşuma gitmiyor. Ayarında bağırdığı zaman, hani bağırmak da değil, ayarında ses çıkardığında güzel oluyor. Yani motora da bir güzellik katıyor şimdi ayrıyetten. Sizin de hoşunuza gidiyor. Etraftakilerin de hoşuna gidiyor işin kötüsü yani. Oo diyorlar, otoya bak bilmem ne falan filan. Yani 125 cc'ye takılan Akrapovic tabi bir yere kadar da öyle 600'lüklerde, 1000'liklerde güzel bir ses o. Tamam, ses bu kadar yeter. Daha fazla konuşmayalım sesle ilgili. Güzel oluyor yani kısaca. Şimdi hayat kurtarma bakımından yapmamız gereken bazı şeyler var. Egzoz tamam bir yere kadar. Bazı şeyler yapabiliyor. Sizin sürüşünüze yardımcı olacak. Ama yardımcı olmadığı durumlar var. İlk önce bunlardan bahsedeyim aslında konuyu değiştirmeden. Mesela radyoyu sonuna kadar açmış. Batır batır gidiyor. Duyar mı? Hiç zannetmiyorum. Ya da ne bileyim, ya ambulansı duymayan insanların yaşadığı bir trafikte motor sürüyoruz biz. Düşünün. Daha dün mü, evvelsi gün mü ne? Emniyet şeridinden ambulans gidiyor. Bayan sürücünün de yarısı emniyet şeridinde, yarısı kendi şeridinde. İçeride açmış müziği sonuna kadar cıstak cıstak dinliyor. Ambulans geçemedi. Yırtınıyor ama yani sirenlere basıyor, kornalara basıyor. Yok. Bana mısın demedi. İyice yanaştı. Arka camına şöyle yüzelinden bir yumruk yapıştırdı. Kadın böyle bir silkildi. Arkaya bakıyor kim vurdu falan filan. Koca ambulansı görmedi ya. 2-3 dakika boyunca ambulans onun peşinde takıldı kaldı yani. Ondan sonra motor niye fark edilmiyor diyoruz yani. Ambulansa haksızlık ediyoruz. Cidden ambulansa haksızlık ediyoruz yani. Onu düşünmüyorlar. Ay. Neyse. Şimdi ilk önce görüntü. Görüntü derken yani şu anda egzoz tamam hayat kurtarıyor şu oranda bu oranda dedik. Şimdi kendimiz hayatımızı kurtarmak için neler yapabiliriz? Biraz onlardan bahsedeceğim. Görüntümüzü yani bir şekilde motorumuzla kendimizi sürücünün önünde tutmaya çalışıyoruz. Kör noktasında sürmemeye çalışın. Biliyorsunuz kör noktası arka çaprazında bulunan yer oluyor. Kör noktayı da tespit etmek çok kolay. Şu anda mesela ben öndeki aracın dikiz aynasından sürücünün gözünü görmüyorum. Demek ki o da beni görmüyor. Bu kadar basit. Ama şuradayken mesela görebiliyorum. Açısı mümkün. Buralarda pek dolaşmayacağız. Araçların çok böyle ön tamponla ya da arka tamponla dolaşmayacağız. Ses çıkarmamız gerektiğinde kornayı falan güzelce kullanabiliriz. Ve en son olarak trafik okuma diye bir şey var. Bunun videoları var, kitapları var. Ulaşabileceğiniz bir sürü bilgi var bununla ilgili. Şimdi trafik okuma nedir? Küçük örnekler vereyim. Böylece de konuyu kapatayım. Uzatmayalım çok fazla. Şimdi trafik okuma etrafınızdaki objelerin hareketlerine, mesela bak hop diye çıktı kenara ve sinyal vermedi. Şimdi bunu düşünürsem benim bu arabanın yanından makas yapmam çok da mantıklı bir durum gibi gözükmüyor. Çünkü pek aynaya baktığını zannetmiyorum arkadan biri geliyor mu gelmiyor mu. Benim içime girme şansı, içimden geçme şansı çok yüksek. Bu da risk olarak, bak şimdi buradan U atsın da hepimiz ölelim. Bu da risk olarak sizin şeyinize, hesabınıza ekleniyor. Bunun dışında dediğim gibi aynaya bakmak çok önemli. Adamın aynasına bakmak, sizi görüp görmediğine emin olmak. Bu da trafiği okumakla ilgili güzel bir şey. Teknik. Onun dışında trafiği okumakla ilgili size ne söyleyebilirim? Düşünelim bakalım. Trafiği okumak. Trafiği okumak. Tehlikeli sürücüler dedik. Aynayı kontrol etme dedik. Onun dışında herhalde şu an aklıma bir şey gelmiyor ya. Gelirse de herhalde videonun sonuna falan eklerim. Yani bu kadar. Neyse yani egzozun hayat kurtarması ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Lütfen sadece egzoza güvenmeyin. Evet sesli egzoz taktım artık herkes beni fark ediyor demeyin. Çünkü yine fark etmeyen adamlar olacak. Yine tehlikede olacaksınız. Sadece egzozla bitmiyor bu iş. Biraz da sizin uğraşmanız gerekiyor ölmemek için. Şimdi Temel'in bir fıkrası vardı da onu da anlatırsam sabahlarız burada ya. Neyse. Şimdilik bu kadar diyeyim ben. Kendi düşüncelerimi sadece söylemek istedim bu konuyla ilgili. Kendinize iyi bakın. Beğenin, paylaşın, abone olun. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar diyelim. Görüşürüz. İşte motorun boyasıdır, granajıdır falan, bunlar en son görülen bir kaza. Çünkü bunlar cidden yeşilde kolay yapılıyor. Hemen geçtiğiniz için yapılabiliyor en azından. Yandaki araç. Ama motorun içinde yani şeyde. Son saniye hadi özellikle taksiler falan hani çok zorlar. Problem üstüne problem çıkarır. Ha hallettim. Böyle hadi tamam, son saniye hadi son saniye diye başka bir yerden geçerler. Nasıl olsa diğerleri kalkacak da. Çünkü içeride kapalı